Gördün değil mi? Taş uzaktan gelmedi yine. Görmez olaydım. Nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. Ben anlatayım sana. Senden nefret ediyor. Bu yüzden. Yani bu kadar ileri gideceğini tahmin etmezdim Tolga. Acaba birisi mi zorladı? Ha? Bir dinlesek mi? Ya ben niye dinleyeyim Asya? Neyini dinleyeyim? Bir kere. Bir kere kararıma saygı duymadı. Bir kere sadece işini yapmadı. Yürüyün gidiyoruz. Kanaldan acil toplantı istediler. Tolga, gerçekten yaptığıma inanmıyorsun değil mi? Suzan, sonra konuşursunuz. Şu toplantıyı bir atlatalım. Toplantı falan. Sen toplantıya gelmiyorsun. Tamam. Ayrıca menajerin de değilsin artık. Tamam. Tolga, ama bu yargısız infaz. Bak. Eğer annem olarak kalmak istiyorsan... Şu an sus. Bunu daha sonra konuşacağız. Tamam. Suzan Hanım, bence de daha sonra konuşalım. Sinirliyken çünkü her şey 3-5 kat daha büyük görünebilir. Tabii. Doğru. Tamam. Biraz merhamet et ya. Üstüne gitme bu kadar. O senin oğlun Suzan. Aa. Suzancığım. Tamam bak, sakin ol. Hepsi konuşulur. Her şey hallolur, tamam. Nasıl saklarsınız böyle bir yalanı? Nasıl girersiniz böyle bir işin içine? Vallahi Gül Hanım, ben de en az sizin kadar şoktayım. Biz kanal olarak sizin arkanızda durduk. Bizi de karıştırdınız bu işe. Beni karıştırdınız Bahri Bey. Şimdi nasıl çıkacağız bu işin içinden? Var mı bir fikriniz? Var var var. Düşünüyoruz ya, bu konu üzerine düşünüyoruz biz. Yani biz ekip olarak mutlaka bu işi düzelteceğiz. Merak etmeyin siz. Nasıl düzelteceksiniz Bahri Bey? Fanlar kendilerini kandırılmış hissediyorlar. Az önce bir video gördüm. Asya ile Tolga'nın maketini yapmışlar. Cayır cayır yakıyorlar. Biz bu insanları nasıl ikna edeceğiz? Daha da önemlisi, adımızı nasıl temize çıkaracağız? Gül Hanım, hemen çıkıp özür dileyelim. Açıklama yapalım hemen. Asya'cığım, bu iş sizin yalanınızı geçti. Artık üst yönetim baskı yapıyor. Asya, hiç boşuna bence nefesimizi tüketmeyelim. Gül Hanım buraya bize dizinin bittiğini söylemek için çağırdı muhtemelen. Ya canım, olur mu öyle şey ya? Gül Hanım bize her zaman destek verdi. Hep yanımızda oldu, sever bizi, öyle değil mi? Yani aksi olsa niye yani? Abi, ben çok gördüm bu toplantıları ya. Gül Hanım böyle odasına çağırmayı seviyor. Öyle uzaktan kötü haber veremiyor. Yüz yüze böyle suratına doğru pat diye söylemesi lazım. Böyle bir şey var. Üzgünüm ama Tolga haklı. Her zaman. İnan bana Tolgacığım, ben sizi buraya çağırmadan önce onları ikna etmeye çalıştım. Ama hadi açık konuşalım, adamlar haklı. Şu anda bizim önceliğimiz kanalın imajını korumak. Ve şunu da unutma ki Tolga, eğer elimizde büyümemiş olsaydın, Asya'nın da masumiyetine inanmasaydık, çoktan tazminat davası açardık size. Bu kadar kolay olmamalı ama Gül Hanım. Yani bizim dizimiz bu kadar reyting alırken, böyle reklamlar alırken kendimizi affettirmenin bir yolu olmalı ama. Şimdi Asya'cığım, şöyle bir durum var. Biz seyircinin seni affedeceğine inanıyoruz. Seni bir şekilde kabul edeceklerdir. Çünkü seni evlerinin kızı gibi görüyorlar. Ve sonra yazışmalara baktığımız zaman sen suçsuz görünüyorsun. Ama artık sizi çift olarak almazlar. Asya ile Tolga'yı yan yana görmek istemezler.
Çok güzel. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim mi? Ne demek şimdi o? Tolga. Tolga. Şöyle yapalım bence. Ben sizden ayrılayım. Siz Asya'mla devam edin yolunuza. Olur mu? Hayır. Şahane fikir bu. Bahri Bey. Aa. Tolgacığım, canım benim, daha menajerinle falan konuşmadım. Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalama istersen. Benim kimseye bir fikir sormama gerek yok. Kararımı kendim veririm. Tolga saçmalıyorsun. Yok yok. Tolga saçmalıyorsun şu an. Kendine gelir misin? Yok, ben kendimdeyim Asya. Problem yok. Şey yapma hiç. Yani bunun başımıza ben açtım. Cezasını da ben çekeceğim. Bunca insan benim yüzümden şimdi sezon ortası işsiz kalmasın. Siz devam edin lütfen. O zaman size bol şans. Hayır. Ben kaçayım, kolay gelsin. Yapacak bir şey yok Asya.